Merhaba Yay Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Yay olanlar, Aralık 2021 yılının gökyüzü gündemini ve Webjetleri hesaplamalarını anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. Yılın son güneş tutulması 4 Aralık'ta ve sizin burcunuzda gerçekleşiyor olacak. İkizler Yay eksenindeki kadersel düğümler artık bu aydan sonra konum değiştiriyor. O yüzden sizdeki bu olumsuz diyebileceğim etkisi 2022 yılında çok gözlemlemiyor olacaksınız. Çünkü Güney Ay düğüm sizden uzaklaşacak. En azından girişimlerinizde daha umduğunuzu bulacağınız etkiler çok yoğun ve güzel bir şekilde hissedeceksiniz ki bu tutulmada zaten bu bahsetmiş olduğum alanların ve gündemlerin son böyle nokta dokunuşu diyebilirim. Sizin birinci evinizde gerçekleşiyor olacak güçlü bir yeni ay, güçlü bir yenilik. Vedik sistemde Jiyesa nakşatrasına denk geliyor. Birinci ev toplumdaki intibamızdır. Fiziksel görüntümüz, kişisel böyle girişimlerimiz, yapmış olduğumuz her türlü iş başlığı altındaki hamlelerimiz. Ya bir şekilde burası her bir evi etkileyen bir ev olduğu için, çünkü birinci ev hayatımızın genel bir fragmanı gibidir. Hayatımızda ve toplumun da görebileceği formla güçlü bir yenilik yapıyorsunuz. Bu yenilik böyle hiç bilmediğiniz bir yenilik değil. Geçmişte bir şekilde hamleleri olmuş, adımları olmuş, gerek böyle iş başvurusu olabilir ya da bir şekilde girişimleriniz geçmişte başladı ise bunun yeniliğini gösteriyor. Yani geçmişle alakalı bir birey, geçmişle alakalı bir iş, geçmişle alakalı yeni bir gündem. Ve bu yenilik güçlü, uzun soluklu, istikrarlı olacaktır. Çünkü bu eksendeki son güneş tutulması, son tutulma olduğu için böyle uzun soluklu, istikrarlı olma ihtimali de yine yoğun. Geçmişle ilişkili güçlü bir yeniliğiniz var. Sağlık başlığı altında işle ilgili girişimlerinizde ya da gönül ilişkileriyle ilgili bir meşguliyetiniz var ise, hali hazırda gündeminiz ne ise, toplumun da görebileceği formda güçlü bir yeniliği gösteriyor. Sizdeki son tutulma olduğu için çok daha belirgin bir şekilde hissediyor olacaksınızdır. Özellikle 12 dereceye yakın bir gezegeniniz var ise natal haritanızda. Bu hangi evleri yönetiyor ise o konular buraya dahil olacaktır. Ve bu konular da içeriye dahil bir şekilde bir yenilik oluşturacaktır. İşle ilgili bir ev, örneğin 6. ve 10. ev buraya 12 derece yakınlıkta bir gezegeniniz var ise iş başlığı altında bir hamleyi gösterir. Ya da böyle kariyerle ilgili bir hamleyi gösterir. Kısacası 12 derecedeki gezegeninize çok dikkat etmenizi öneririm, buna yakın derecelere. Sonrasında 13 Aralık'ta Mars da buraya konumlanmış olacak Yay burcuna ve bu yeniliği aslında harekete geçirmek adına, aksiyon aldırmak adına güçlü bir etkidir Mars'ın buraya gelmiş olması. Burada biraz kazalara açık bir gösterge de oluşturduğu için trafik, yolculuklar vesaire, bunlara çok dikkat etmenizi öneririm. Biraz böyle adeta aksiyon almak adına böyle freni patlamış bir arabacasına size böyle her şeyde hızlı fevri olma ihtimalinizi de gösterdiği için biraz daha böyle akışta, daha sakin, relax olmakta fayda var. Sonrasında 19 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Ortaklıklarla ilgili, evliliğinizle ilgili, ciddi ilişkiler de burası böyle evlilik temasının işin içerisinde olduğu ilişkiler. Bununla birlikte bir ortaklığa dahil olmayı planlıyor iseniz, bir ortaklıkla ilgili artık bir neticelenme etkisini, bir sona geliş etkisini gösteriyor. Evli bireyler için ikinci çocuğunuzun hayatıyla ilgili bir takım neticelenme etkilerinin yoğun olduğu bir zaman dilimi. Vedik sistemde Mirigasira batı sisteminde Betelgeuse sabit yıldızına denk geliyor bu derece. Şans, kısmet, bereket, onur, talih olarak kabul edilen bir derece. O yüzden bu 19 Aralık'ta yapacağınız bu neticelenme etkisi her ne ise aslında güzel bir son, güzel bir hallediliş. Belki çok uzun zamandır beklediğiniz bir durum var ise bu neticeye kavuşan şey çok kısmetli olduğunu gösteriyor. Hangi döngüdeyseniz, evlilikle ilgili bir döngüdeyseniz, işte imzaladım evlilikle ilgili, hani bir şey hallettim, tamamladım, kapattım. Bununla bir de ortaklıklar adına yine aynı etkiyi gösteriyor. Ama şu unutulmamalı, 19 Aralık günü bu kapanış, bu dolunay etkisinin olduğu gün Venüs geri harekete başlayacak. O yüzden yapmış olduğunuz hamler, evet, işte derecesi çok kısmetli, çok şanslı, çok bereketli, çok talihli. Ama Venüs geri hareketteyken bir şekilde biz tekrardan gelip o şeyin üzerinden bir daha geçmemiz gerekir. İşte bir evrak belgede bir pürüz olmuştur. Ya da tekerrürlü şekilde bir sorunla kaynaklı aynı konuların ve temaların üzerinden bir daha geçme ihtimalimizi gösterdiği için her ne yapıyor iseniz evrak belgelere dikkat edin ya da
iletişimde olduğunuz insanların beyanlarına dikkat edin. Bunların hepsini daha dikkatli bir şekilde yapmakta fayda var. Ama her halükarda çok kısmetli, şanslı bir derecede olduğu için bu olumlu bir kapanış, olumlu bir neticelenme etkisini gösteriyor 19 Aralık ve bunu takip eden süre zarfında. Burada aynı zamanda hani bu Venüs'ün geri hareketi de aynı güne denk geldiği için ve Venüs geri harekette olduğunda işte bir takım böyle pürüzler, sorunlar oluşur ki bu bir Merkür'den biraz daha farklıdır Venüs'ün geri hareketi. 2 yılda bir geri harekette olacağı için hayatlarımızda yoğun bir şekilde hissederiz onun temsil ettiği konular ve temaları. Sizin bu geri hareketi ikinci ev konularınızla ilgili olacak. Maddi konular, yatırımlarınız, işte ortaklıklara mı dahil oluyorsunuz ya da ortak payda bir iş mi kurmayı planlıyorsunuz? Maddi konulara çok dikkat edin. Kim neyi alacak, nasıl bir pay bölüşüm olacak ya da ne tip böyle bu para başlığı altında ne tip eksende gündemler var ise hayatınızda çok dikkatli olmakta fayda var. Venüs geri harekette biraz keyfi finansal çıkışları da gösterir burada. Bununla birlikte parayla ilgili yapılan beyanlar, gündemlerin sonrasında böyle tam o istediğiniz gibi olmama ya da yanlış anlaşılma, parayla ilgili her neyse o konu gündem, birinin sonrasında o konularla ilgili biraz tadının tuzunun kaçma ihtimali gösteriyor. Hali hazırda böyle ortaklıklar, ikili ilişkiler vesaire yoğun gündeminizdeyken paraya da aynı oranda dikkat etmenizi öneririm. Para başlığı altındaki her hamle neyse bunu böyle biraz evrak belge, daha bir prosedür var bir işe dökmek adına daha talepkar olmanızda fayda var sizin için. Venüs burada geri hareketiyle Plüton'a bir dokunacak. Venüs doğası çok böyle naif, daha diplomatik, daha böyle keyifli bir gezegendir. Plüton ise daha yakıcı yakıcı. Hani bir konuyla ilgili konuşurken karşı tarafın ne düşündüğünü hiç düşünmeden biraz böyle dobra, yıkıcı bir etkiyi gösteriyor. Venüs de Plüton'a dokunduğunda bu sizin maddi konularla ilgili hamlelerinizde çok yakıcı yıkıcı, üslup olarak biraz böyle fevri. Venüs Plüton'a dokunduğu şu aslında. Birinin içinde biriktirdiği para başlığı altındaki gündemleri kusma etkisi oluşturacak. Para, finansal konular ve bu konularla ilgili hakkınız olanı mı almayı planlıyorsunuz? Ya da size hali hazırda düşen daha mı az para başlığı altındaki gündem? Burada böyle biraz artık içinize biriktirdiklerinizi böyle söylüyorsunuz. Bunu öyle bir söylüyorsunuz ki böyle yakıcı yıkıcı bir tutumla, tavırla söyleme ihtimaliniz mevcut. Hakkınız olan para bile olsa daha böyle kontrollü, daha diplomatik olmanız öneririm. Çünkü Venüs'ün o diplomatik yanı Plüton'a dokunduğunda ciddi oranda böyle bir hasar görecektir. Ama böyle özellikle maksimum etkisini Aralık'ın son haftası ve Ocağın ilk haftası gözlemliyor olursunuz. Çünkü daha yakın olacak Plüton'a. O zaman dilimlerine daha dikkat etmekte fayda var. Plüton, Venüs derken böyle Ocak ayının sonuna kadar, hatta Şubat ayında bunlar böyle düzeyine başlayacak Venüs. O yüzden her ne yapıyor iseniz, iletişimde gündemleriniz, her neyse parayla ilgili biraz Şubat ayından sonrasına kalsa size çok daha avantaj sağlayacaktır. Sonrasında 23 Aralık'ta kadersel düğümler artık ikizler yay ekseninden boğa ve akrep eksenine konumlanmış olacak. Bu sizin iş, kariyer, finans, iş arkadaşlarınız, işinizi büyütmek adına hamleleriniz. Ve bu konularla ilgili yaklaşık 1,5 yıllık süre zarfında size olumlu destekli bir takım etkiler olacak. Bununla ilgili ayrı bir video yayınlıyor olacağım bu bir haftalık zaman diliminde. Çok olumlu ve bereketlidir iş başlığı altında, para başlığı altında sizin için. Ama böyle bu 1,5 yıla yayılan bir döngü olduğu için iş hayatı, patron, müdür, iş başlığı altındaki gündemler, uzak ülkelerle ilgili bir takım gündemler yine hayatınızda yoğun bir şekilde hissedilecek. Ama bununla ilgili dediğim gibi çok daha detaylarını indirgeyerek bir video yayınlamış olacağım. Bu 1,5 yıllık transitin size olan etkilerini. Sonrasında 24 Aralık'ta Satürn ve Uranüs'ün son 2021'in son karesini gerçekleştiriyor olacaklar. Satürn-Uranüs karesi sizin 3. ev eksenindeki konular ve temaları artık mecbure kalınmış bir hamle ile artık bir çözüm yolunu buldurmak adına uğraşacağınızı gösteriyor. 3. ev konuları neler? Yakın çevrenizdeki insanlar, akrabalarınız, kardeşleriniz, kan bağınız olan insanlar, sık gördüğünüz ve iletişimde olduğunuz insanlarla ilgili ilişkiler ve gündemlerdi. Bir şeyleri çok mu sustunuz? Artık böyle onların desteğini mi bekliyorsunuz? Ya da her neyse içinizde baskıladığınız konular. Biraz bu konuları artık söylüyorsunuz. Bu ay zaten içimizde ne biriktiriyor isek bir şekilde böyle dışa vuracağımız etkilerle dolu. Ama unutmayalım ki
diplomatik olmakta her zaman fayda var. Çünkü buradaki transitler geçtikten sonra hani oradaki o yakıp yıktığınız insanlar ya da durumlarla baş başa kalma ihtimaliniz mevcut. Yakın çevre kardeşler, akrabalar, kısa seyahatler ve kısa vade eğitim programları ile ilgili konular. Taşıt almayı planlıyorsanız taşıtlarınızla ilgili gündemler ve olaylarda bir takım mecbure kalınmış hamleleri gösteriyor. Zorlayıcı bir etkidir. Bireyi harekete geçirir ama bu harekete geçmiş olmak böyle çok keyifli bir harekete geçmek değil. Mecbure kalmışsınızdır, seçenek yoktur. Bir şekilde bir şeyleri talep etmeniz gerekiyordur. Hali hazırdaki var olan sorunlara ve krizli bir şekilde çözüm yolu bulma ihtimaliniz mevcut. O yüzden böyle 3-5 kez düşünüp bir kez hamle yapmanızı öneriyorum yakın çevre ilişkileriyle ilgili. Ki burası böyle zihin dünyanızla ilgili bir ev olduğu için Kova burcundaki Satürn işte böyle zihinsel biraz stres, kargaşa, zihinsel bir yol bulamama etkisini de gösteriyor. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var sizin için. Sonrasında 29 Aralık'ta büyük, benefik, faydalı gezegen. Şans ve kısmetin gezegeni Jüpiter kendini en rahat hissettiği böyle keyif ve huzurla doğasını yansıtabileceği bir burca konumlanmış olacak Balık burcuna. Size olan etkilerini kanalımda zaten bir videoda mevcut Jüpiter Balık burcunda videosuna giderek izleyebilirsiniz. Kısmetli ve şanslı etkiler 2022 yılının ilk 5 ayı her birimizin hayatında bir alanda yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Size olan etkilerini o videoda çok daha detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu izleyebilirsiniz. Gen etkileriyle Aralık ayı bu şekildeydi. Sizin için Ebced değer hesaplamalarında Ya Aziz esması çıkmış 94 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.